Amatör Akademi'den herkese selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu Volex Sivoma Türkiye. Yani Volex Sivoma Türkiye ile alakalı daha önce ben teknik servisiyle ilgili eleştirilerde bulunmuştum. Bu konuyla ilgili adamların belki haberi bile yoktur zaten %99 da. YouTube'da gezerken şöyle bir şeyle karşılaştım. Volex kendi sayfasını yenilemiş, YouTube sayfasını ve araçlarını hem tanıtmaya başlamış hem de yedek parçayı ulaşabileceğiniz bir site oluşturmuş, araç satışına başlamış, yedek parça satışına başlamış. Bunu da görünce ister istemez bazı şeyleri netleştirip düzeltmeye gereksinimi hissettim. Çünkü ben hani teknik servisiyle ilgili her zaman şunu söylüyordum. Kafalarına göre çalışan, çünkü bu durumla karşılaştım. Kafalarına göre çalışan, işte istediğine yedek parçayı veren, istediğine yok diyen böyle hani kesinlikle kurumsal bir firmanın kurallara bağlı çalışma düzeniyle özdeşleşmeyen bir çalışma sisteminden bahsediyordum herkese. Hani kısacası geçenki videomda 5 para etmez bile demiştim hatta. Teknik servis bölümü için. Yani değişti mi fikrim? Kesinlikle değişmedi. Birebir ilişkilerimde ya da gördüğüm, zaten tanımıyorum da adamları yani. Ama kendilerinde, sistemlerinde bazı düzeltmeler yapmışlar. Bunu da gördüm. Bugüne kadar herkese daha önceki çektiğim videolarda da teknik servisini eleştirirken böyle bir düzeltmeyi de görmemezlikten gelip sizlere aktarmamayı açıkçası kendi yaptığım işe bir saygısızlık olarak gördüm. Ya da hani yiğidi öldür hakkını yeme derler ya, o yüzden mecburen böyle de bir video çekmek zorunda kaldım. Hani karşı tarafında sonuç itibariyle haberi var yok zannetmiyorum, haberi vardır da. Hani haberi olmasa bile adamın sonuçta hakkında yorum yapıyorsan objektif olman gerekiyor. Ben biliyorsunuz son kullanıcıyım, tüketiciyim sizler gibi. Hani babamın oğlu değil, düşmanım değil, dostum değil. Neyse onu belirtmekle mükellefim. Yani kendimde bunu öngörüyorum. Kendimde yapmam gereken şeyin doğru ve hakkaniyetli olması gerektiğine inanıyorum. O yüzden de böyle bir video çekme gereksinimi duydum. Yaklaştır. Şimdi bu Volex'in YouTube'daki sitesi. Zaten linkini bırakacağım. Şimdi diyelim ki yeni akülü tekerlekli sandalyelerinin falan videolarını çekmeye başlamışlar. Hani tanıtıyorlar ellerinden geldiği kadar, geniş kapsamlı bir tanıtım olmasa da hani yüzeysel bir tanıtım yapılıyor. Hani bu da zaten bu bir... Bu videomuzda sizlere... Bu da iyidir. Hiç yoktan iyidir yani. En azından iyi bir başlangıç diyebilirim. Şurada şimdi detaylı bilgi için Volex.com'da bunun şeyini vereceğim. Linkini açıklamalar kısmında zaten. Şimdi Volex'in kendi sitesi bu şekilde olmuş. Böyle bir sitesi yoktu. Yedek parça dediğiniz zaman buraya gelip, bir saniye, buradan bu şekilde yedek parçaları görebiliyorsunuz. Lastiklerinden tut jantına. Bu genel bir yedek parça listesi çıktı şu anda karşımıza ama 200 çarpı tekerler, 50 tekerler, aküler, ondan sonra yani buradan direkt satın alma işlemi yapabiliyorsunuz. Rulmanlar, ben bu rulmanlarla falan bayağı bir şey yapmıştım yani. Oradaki görevliyle hani tartışma babında böyle niye satmıyorsunuz falan filan konuşmuştuk. Yani bu şekilde bir sürü yedek parçasını koymuş. Bunlar güzel. Rulmanlarına kadar koymuş. Şeyler de var. Kömürler falan da var. Ama Volex'lerin bu şeyleri değişmiş. Yeni modelleri 450 watt motor falan da diyor. Normalde eski modelleri 320 watt'tı. New VCI joystick olmuş. VR2 idi. Bana göre New VCI olması çok daha iyi olmuş. VR2'ler maliyet açısından daha maliyetli. İki tane hem sürücü hem joystick olduğu için. Ama New VCI'ler Çin'den bile bulsanız 700 liraya, 500, 600. Hani getirttirip takıp üstüne kullanabileceğiniz şeyler. Cihazlar.
Şöyle kolçakları falan var Sivomo Q100'ün. Mesela ondan sonra şu pet joystick'in üstünün. Motorlar diyor, motor ben burada redüktörleri göremedim. Keşke redüktörler de olsa, frenler, manyetik frenleri de göremedim. Ama bu şekilde satışa başladıysalar mutlaka kafalarında bir şey vardır. Ya bu motorları komple satıyorlardır, manyetik freni hiç bulaşmadan. Onu da zaten bu şekilde yedek parçaya eğer satmaya başlamışsa konuşulur. Hani bilmiyorum, verir vermez. Gene net bir ikili ilişkim olmadığı için net bir şey de söyleyemeyeceğim. Koltuklara zam gelmiş, 530 lira. 350 liraya almıştım ben en son. Kutular işte. Şu kapak çok narindir. Kömür yatağının kapağı. 7'ye 11'ler var kömür olarak. 6'ya 10'ları koymamışlar. Keşke koysaydılar. Hani, daha herhalde güncel araçların yedek parçalarına daha çok önem vermişler ama bu da iyi bir şey. 1653 lira VR2'nin şeyini koymuşlar, joystick'ini koymuşlar. New VCI ...1929 lira, alınır mı? Evet yani, hani zorda kaldıktan sonra. Bir de bu orijinali gördüğüm kadarıyla. Evet sevgili dostlarım, Volex'in yeni sitesi bu şekilde. Yani akülü sandalyeler var. Hani madem başladık, bir ufaktan öyle, lan beleşten de şey yapıyoruz ha, adamları eleştirdik diye reklam yapıyoruz değil mi? Kategori, evet. Mesela akülü tekerlekli sandalyelerinin fiyatları burada satışına başlamışlar. Eskiden ithalatçı konumda oldukları için, yani gerçi gene aynılar da. Hani bayilere veriyoruz falan filan diyorlardı. İşte hani fiyat vermekten kaçınıyorlardı ama böyle bir mevzu şu anda, böyle bir durum söz konusu. Artık bunları ne kadar, ne şekilde satarlar orasını bilemiyorum ama en nihayetinde yedek parçaydı benim için en önemli konu. Yedek parçaya girdiğiniz zaman... Ulan kaçmadan. Bu şekilde hangi Volex'in arabasını kullanıyorsanız ne şekilde alabiliyorsunuz, yani ne şekilde alınıyormuş, bir de şöyle bir bakalım. Q100 diyelim, lastik diyelim, hemen al yapalım. Satın al diyelim. Ha, buradan abi üye ol istiyor. Üye olup devam ediyorsun. Buraya aslında üye olmadan da devam etme şıkkı getirilebilir mi? Getirilebilir. Gerçi hani hiç yoktan iyidir. Üye olursun, ondan sonra devam edersin. Taksit imkanı falan var mı? Onu da bilmiyorum. Bir bakalım. Sepet alışveriş, resim ekle, alışveriş listeme ekle. Fatura ödeme onay. Yine bayi bayi. Vallahi taksit imkanını göremedim. Anca almaya kalktığınız zaman herhalde ortaya çıkar. Evet sevgili dostlarım, en azından artık Volex ve Sivomo grubu aracınız varsa, akülü tekerlekli sandalyeniz, bu adamlar buraya kardeşim yedek parçasını marçasını koymuş satıyor. Eskiden bu durumu ben çok çok eleştiriyordum. Eleştirdiğim konuda iyileştirilme yapılmış. Yani bunu da görmezden gelip insanların hakkını yemek istemem sonuçta. Babamın oğlu değil, düşmanım da değil. Buradan da ekmek yiyen insanlar var veyahut da bu araçları almak isteyen insanlar var. Ne almak isteyene mani olmak isterim, ne satana mani olmak isterim. Sonuç itibariyle benim fikirlerim, benim bakış görüşlerim, bir son kullanıcı yorum. Evet sevgili dostlarım, eleştirdiğim bir konuda düzenleme yapılmış. Hani benim eleştirimden haberi de yoktur genç adamların da, her neyse, en nihayetinde benim gözüm gördü düzenleme yapıldığını, düzelttiğini. Bunu da sizlere aktarma gereksinimi hissettim. Sağlık, huzur, refah içinde. Hoşça kalın.